Merhaba arkadaşlar. Sizin için aslında iki tane daha video çekmiştim daha önceden. Instagram'da yazdım da hatta. Fakat mikrofonum bozuk olduğu için sesimi almamıştı ve maalesef yayınlayamadım. Şimdi size Palamut Bükü'nü göstereceğim. Palamut Bükü'nde bahar ayı. Ne yapıyoruz? Canımız evde kahvaltı yapmak istemedi. Kalktık geldik burada iskelede. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Havanın güzelliğini görüyor musunuz? Muhteşem. Hani hep soruyorsunuz ya canınız sıkılıyor mu diye. Canımızın sıkılması biraz şımarıklık olur aslında. Böyle bir güzellikte can sıkıntısı olur mu? Şimdi diyeceksiniz ki orada ne yapıyorlar? İşçiler çalışıyor. Evet, biliyorsunuz kışın hala hoş kış ayındayız ama çok fazla bir lodos oldu ve bütün buralar sahil harabeye döndü. Bu gördüğünüz yolda yukarıdan gelen arabanın geldiği yolda Çeşmeköy'den, Cumalıköy'den Palamut Bükü'ne inen yol. O yolun büyük bir kısmını dalgalar yerle bir etti. Bir daha aynı şeyi yaşamamak için şimdi oraya beton, perde beton döküyorlar ve üstüne yol yapacaklar. Bu şekilde yolun yok olması engellenmiş olacak. Palamut Bükü'nün bu tarafı Cumalıköy'e bağlı. İleri tarafı Yakaköy'e bağlı. Büyük bir kısmı aslında Yakaköy'de ama küçük bir kısmı da Cumalıköy tarafında. Cumalıköy'e bağlı. Şu anda arabanın yukarı çıktığı yer. O yoldan yukarı doğru çıktığınızda önce Çeşmeköy, daha sonra Cumalıköy, daha sonra Yazıköy ve ondan sonra da Kinidos'a ulaşabilirsiniz. Kinidos'a giden yol aslında orası. Şöyle güzelliği de göstereyim size biraz daha. Çayım gelene kadar size video çekeceğim. Sonra çayım gelince bir güzel kahvaltımızı yapıyor olacağız. Kahvaltı dediğimizde bir tost. Çok az bir çalışma kalmış. Oraya kadar yapıp ondan sonrasında yol zaten genişliyor. Herhangi bir beton çalışması yapmayacaklar. Yaza harika olacak. Zaten şu anda bile muhteşem olmuş. Kış ayındaki soğuk görüntüsü ve harabe görüntüsünden uzaklaşmış. İşte buna biz güneşin enerjisi diyoruz. İnsanların çalışkanlığı da tabii ki buna etken ama güneş enerjisiyle bir anda her şeyi toparlamış durumda. Görüyor musunuz? Harika. Size keşke şu andaki hava ısısını ve kokusunu da gönderebilsem. Ama daha öyle bir teknolojiye geçmedik. Neyse, şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ben sizin için de bu güzellikte çayımı içeceğim. Kahvaltımı yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Enerjisiyle bir anda her şeyi toparlamış durumda. Görüyor musunuz? Harika. Size keşke şu andaki hava ısısını ve kokusunu da gönderebilsem. Ama daha öyle bir teknolojiye geçmedik. Neyse, şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ben sizin için de bu güzellikte çayımı içeceğim. Kahvaltımı yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.